Ofiste. Emek örgütünü, bir sendikayı ziyaret etmek, sorunlarını, sıkıntılarını, taleplerini gündeme almak bizce son derece önemsenmesi gereken bir durum. Kamu çalışanları olarak bitiş süreci yaşıyoruz, toplu iş sözleşmesi süreci. Şu an bize önerilen zam %5 oranında. Tabii şimdi bu yaşadığımız zamlar karşısında %5 gerçekten komik keskin bir rakam. Keskin talebi net %38 mi? Evet. Bu yönüyle de aslında bu taleplerin bölge milletvekili olarak sizin tarafınızdan da dikkate alınması bizim bakımımızdan önemli. Aynı zamanda iş güvencesiyle ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi bununla ilgili bir tasarı var ve meclise gelecek olan tasarıda kamu çalışanlarının 657'den çıkarılıp yıllık sözleşmeli bir pozisyona gelmeleri söz konusu. Bu da bizim en önemsediğimiz taleplerden bir tanesi. Eğitim gerçekten sistem o kadar değişti ki bir yapboz tahtasına dönüşmüş durumda. Ve çocukların zaten sınav sonuçlarında çektikleri sıfırlar bunun bir kanıtı. Yani bu noktada da aslında daha belli toplu, daha nitelikli bir eğitim politikasının artık gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani şimdi iyi kötü eğitimlerini oturtan ülkelere bakıyorsunuz Sayın Vekilim. Hükümet değişir. Görüş değişir, şu değişir, bu değişir ama eğitim sistemi, eğitim politikası değişmez ve bundan dolayı baktığınız zaman her daim nitelikli insanlar yetişir. Yani bu bence bizim memleket bakımından son derece önemli bir mesele. Ziyaretimin sebebi şu, hem proje okullarında yapılan atamalar hem liselere giriş sınavı ve üniversite sınavı ile ilgili ilçemizin ve ilimizin bir seviye düşüklüğü yaşadığını ve başarısız bir grafik sergilediğine dair basından açıklamalarınızı, eleştirilerinizi işittim. Gelip hem ziyaret etmek hem de burada sendikal mücadelenizin çerçevesini öğrenmek, hasbihal etmek, tanışmak, bir de bu konudaki eleştirilerinizi yerinde dinlemek için geldim. Bu vesileyle biz de hem bu eleştirileri alıp hem ilçe bürokrasisine hem de bakanlığımıza iletmek için burada, hatta bunları bir yazılı rapor halinde sizden istirham edeceğim. Eğer iletme imkanınız olursa hem Milli Eğitim Bakanımıza hem de İl Milli Eğitim Müdürümüze, varsa bizim burada siyaset kurumu olarak eğitim bürokrasisine yaptığımız müdahalelerde bazı hatalar varsa da ya da yaptığımız bazı öneriler müdahale anlamına geliyorsa da bunlardan imtina eder, geri adım atmayı da biliriz. Bunu da erdemsizlik olarak görmeyiz yani. Hem onları da işiteyim diye geldim. Ama bütün bu konular, yani gerek işte emek ve işçi, emekçi kardeşlerimizin yaşadığı problemler, gerekse eğitim politikası konusunda yaptığınız bazı eleştiriler, yani sadece yerel ya da lokal problemler değil, ulusal anlamda yaptığınız eleştiriler olarak alıyorum bunları. Bununla ilgili de yine bize yönelteceğiniz öneriler, eleştiriler varsa bunları da hem yazılı bir rapor halinde almayı hem de burada dinlemeyi arzu ederim. Bundan da büyük bir memnuniyet duyarım.